Merhaba değerli izleyiciler. İyilik ve sağlık dileklerimizle bugünkü Sağlık Gündemi programımıza başlıyoruz. Bugün yine her zaman olduğu gibi sağlığımızı, özellikle kadınların ve onun yanında erkeklerin de sağlığını yakından ilgilendiren bir konuyu getiriyoruz gündemimize. Meme kanseri. Bu konuda Kıbrıs genelinde bu konuda eğitim yapan, bakanlık eğitimlerini yürüten uzman hemşire Filiz Uzun'la beraberiz. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk efendim. Şimdi meme kanserine başlamadan önce şunu sormak istiyorum. Meme kanserinin istatistiklerinden biraz sonra bahsedeceksiniz ama meme kanseri deyince ilk akla gelen kadınlar oluyor. Oysa son 10 yıl içerisinde erkeklerde de giderek artan bir insidansla erkeklerde de görüyoruz meme kanserini. Dolayısıyla bu konu sadece kadınları değil erkekleri de artık ilgilendiriyor. Risklerinden de söz edeceğiz ama ilk sorum şu olacak size. Bir kadın olarak meme kanseri dense ya da bu konuyu duyduğunuz zaman neler hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne size neler yaşatıyor? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Tabii ki ben de bir kadınım. Ve meme kanseri bu teşhis bana konsa ilk başta tabii ki birazcık tereddüt ederim. Ama bu konuda uzun yıllardır çalışan biri olarak artık bu hastalıktan korkmamak gerektiğini çok iyi bilen biriyim aslında. Ben halk eğitimlerinde de korkmamaları gerektiğini vurguluyorum her fırsatta. Dolayısıyla ben de önce tabii ki bir kanser kelimesi zaten bir ürkütücü. Hep ölümü çağrıştırır evet, değil mi kanser? Evet. Oysa biraz sonra konuşacağız bunu. Evet. Evet. Hep ölümü çağrıştır. Bu bizim bilincimize yerleşmiş bir şekilde oldu artık bu ama son zamanlardaki gelişmeler, tıptaki ilerleme, farkındalığın çok artması, teknolojinin ilerlemesi, bu hastalıkla ilgili çok çalışmaların yapılmasında dolayısıyla da artık korkmamamız gerektiğini üzerinde duruyorum. Ben de çok korkmazdım. Belki biraz tereddüt eder sonra yoluma devam ederdim ve bu hızlıca nasıl tedavi edeceğimi düşünürdüm. Ama tabii kadın imgesi olarak düşündüğümüz zaman tabii çok ki önemli. Dıştan olan bir hastalık olduğu için kadının görüntüsünü, beden imgesini çok da yakından ilgilendiren bir hastalık. Kesinlikle. Peki şimdi biraz meme kanseri insidansına girelim. Yani dünyada, Türkiye'de, Kıbrıs'ta bu görülme sıklıklarıyla ilgili bize ne söyleyeceksiniz meme kanserinin? Şimdi sadece Kıbrıs'ta değil bütün dünyada meme kanseri görülme sıklığı çok fazla arttı. Ve şimdi çok rakamlarla çok boğmak istemiyorum izleyiciyi ama meme kanseri kadın kanserler arasında bir numaraya oturmuş artık bu. Kıbrıs'ta da çok farklı değil bizde de aynı. 100 kanser vakasından 36,5'u neredeyse meme kanseri. Ama dünyada, dünyada 8 daha, kadında birdi ama şimdi 7'ye düştü. Evet. Yani her 7 kadından... Evet. Birisi meme kanserine yakalanma riski değil mi? Aynen öyle. 7 kadından biri demek hepimiz bir gün bu kanserle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Başta siz konuşmanızda da dediniz ki sadece bir kadın hastalığı değil. Evet. Gerçekten öyle. Artık dünyada da ülkemizde de erkek meme kanseri vakalarına rastlar olduk. Evet ve ülkemizde de azımsanmayacak kadar görülmeye başladı. Evet. Testis kanserini geçiyor neredeyse. O yüzden görülme sıklığı giderek artan bir kanser ve ileride de daha da artacağı söyleniyor. Korunma yöntemlerini çok iyi bilmek lazım bu konuda. Tabii bu ülkelere göre değişiklik gösteriyor meme kanserinin görülme sıklığı. Bunun da bir takım nedenleri var. Mutlaka. En çok hangi ülkelerde görülüyor daha sıklıkla? Mesela ırklara göre bile farklılığı var. Evet. Mesela zenci ırkta hiç kesin meme kanseri rastlanmıyor. Bu çok ilginç değil mi? Mesela Asyalılarda çok görülmüyor. Evet, Kızılderililerde hiç yok. Mesela bu çok önemli bir araştırma konusu aslında bütün dünyada. Bizde böyle bir araştırma yapılmamış ama mesela Belçika'da çok fazla görülüyor meme kanseri. Tabii bir sürü nedeni var. Bir sürü risk faktörlerini var. O zaman hemen biraz risk faktörlerine girelim. Çünkü asıl meme kanserinin başta da söylediğimiz gibi korunulduğu zaman
ölüm riski bir o kadar da aynı oranda düşüyor. Kesinlikle. Dolayısıyla erken tanı çok önemli. Çok önemli. Ama bunun için de riskleri bilmek lazım. Peki nedir bu riskler? Yani meme kanserine yakalanması için riskler neler? Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Dikkat edersek ölüm oranını düşürüyoruz. Gerçekten öyle değiştirilebilecek riskler var. Bir de değiştiremeyeceğiz. Mesela kadın olmayı değiştiremeyiz. Kadınız ve bunu değiştiremeyiz, yaşımızı değiştiremeyiz. Biliyorsunuz ki meme kanseri 40 ve 50 yaşlarda, tabii daha gençlerde de görülüyor ama çok düşük rakamlar. Bunu değiştiremeyiz, cinsiyetimizi değiştiremeyiz, yaşımızı, genetiğimizi değiştiremeyiz ama değiştirilebilecek nedenler var, riskler var. Mesela sigara içmeyebiliriz. Daha çok spor yapabiliriz, sağlıklı beslenebiliriz, GDO'su yüksek gıdalarla beslenmeyebiliriz. Evet, onu da biraz bu çok sonra önemli. Konuşacağız özellikle. Evet. Ya da sporumuza çok önem verebiliriz. Ta 20'li yaşlardan başlayarak bu tarama için yapılan bütün tetkiklerden geçebiliriz ya da kendi kendimize yapabileceğimiz tarama yöntemleri de var. Çok basit yöntemler var. O yüzden ben inanıyorum ki riskleri düşürdükçe bir de çok önemli bir şey var. Değiştirilemeyecek riskler var demiştim. Genetik, kadın olmak ama bu risklerin farkına varıp bu riskleri farkındalığıyla taramalara daha önem vermek. Mesela annesi meme kanseri olan birinin kendi çok yüksek bir risk taşıdığını bilmek zorunda. Ve ona yönelik de annesi, kardeşi, tabii yakın halası, akrabaları. Evet, yakın akrabaların da meme kanseri ya da meme kanseri riski olanlar mutlaka buna dikkat etmesi, yüksek risk altında olanlar. Evet, kesinlikle. Şu anda ülkemizde de çok fazla genetik çalışmalar yapılmaya başlandı. Mesela dediğiniz gibi birinci yakınlığı olan akrabasında ya da kanser, meme kanseri olanların bu taramalardan çok daha ciddi anlamda geçmesi lazım. Yeri daha erken yaşlardan başlayarak geçmesi lazım. Belki genetik taramasını yaptırması lazım. Hani o genetik meme kanseri genini taşıyor mu, taşımıyor mu? Şimdi çok güzel yöntemlerle daha olmadan yok edilebiliyor bu risk. Risk bile ortadan kaldırılabiliyor ki dünyada bunun en büyük örneği Angelina Jolie, biliyorsunuz. Çok yüksek oranda çıkmıştı genetikte, evet. Ve iki memesini de aldım. Bugün bizim ülkemizde daha yapılıyor. Daha bunu geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımız mesela yüksek risk çıktığı için iki memesini de aldırdı. Evet. Bu riski ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla da riskleri bilmek ve onları yapmamak. Tabii çok demin de bahsettiniz. Kadın olmak zaten başlı başına risk. Tabii kadın olma neden risk diye seyircilerimizin aklına gelebilir. Yağ dokusunda meme kanseri yağlı bir doku. Dolayısıyla kadında yağ dokusu fazla olduğu için meme kanseri riski daha fazla. Daha fazla. Dolayısıyla hareket dediniz demin. Çok hareket önemli. Çok önemli. Yani kilo alma. Evet. Obeziteyle de aslında çok, çok yakın bağlı, değil mi? Çok İlişkisi büyük bağ. Var. Evet. Bu anlamda ben seminerlerimde hep şeyin üzerinde çok duruyorum. Mesela seminerlerime katılanlar hep şaşırır. Sporun üzerinde çok duruyorum. Ben de çok spor yapan biri olarak yağ dokusunu ne kadar az tutarsak o kadar kanser olma riskiniz. Her kanser için ama sadece meme kanseri. Tabii ki her kanser için. O yüzden çok önemli. Spor yapmak, hareket etmek, egzersiz yapmak hem diğer hastalıklardan da koruyor hem de kanser riskini çok önemli oranda indiriyor, evet. Risk oranını. Şimdi bu meme kanserinin yaş sınırı 20'li yaşlara kadar düştü. Evet, maalesef. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani neden bu 20 yaşlara düşme nedenini biraz açalım isterseniz. Aslında normalde 40 yaş sonrasıydı. Ben çok ilginç buluyorum. Bizim ülkemizde de çok tanı konmaya başladı. Ben en yakın arkadaşımı bu nedenle kaybettim. Çok genç, 20'li yaşlarında tanı konmuştu. Böyle... Benim kendi kişisel fikrim bu büyük oranda genetikle taşıdığının göstergesi. Zaten yapılan istatistiklerde göstermiştir ki erken yaştaki meme kanserlerinde genetik riski çok yüksek olanlar da oluyor. Tabii bunun yanı sadece bu değil. Bunun yanında çocukluk yaşlarda sağlıksız beslenmeye gelmek çok önemli. GDO'lu beslenme çok erken. Eskiden mesela kadınlar çok daha az meme kanserine rastlardık. Neden? Çünkü çok sağlıklı ve doğal beslenmiş.
beslenirlerdi. Mesela kendi ülkem adına söyleyeyim, tamamen bitki, doğal bitkilerle beslenirler. Eskiden kadınlar köylerde çok daha hareketli ve çok daha doğal besleniyorlardı. Şimdiye baktığımızda 20'li yaşlarda görülme nedeni mutlaka beslenme genetiğinde, evet, yoksa tabii, eğer. Embriyonun, ceninin yapısı daha anne karnında başlıyor. Aynen öyle. Annenin beslenmesi de ileriye dönük zaten bir kanser riskini taşıyıp taşımama konusunda çok önemli. Çok önemli diye düşünüyorum. Evet, ta annenin karnındayken, doğduktan sonra aldığı, anne sütüyle değil mesela, doğal olmayan mamalarla besliyorlar bebekleri. Bunların hepsinde aslında kimyasal evet, var. Evet, tabii ki, tabii ki. O yüzden ben bütün seminerlerimde diyorum ki ne kadar çocuğunuzu doğal beslerseniz o kadar. Siz meme kanserinden korunurken aynı şekilde çocuğunuzu da koruyorsunuz. Evet. Bunun yanında erken 30-35'ten önce doğumu çok öneriyorum ben seminerlerimde. Yani ne kadar az östrojen hormonu salgılanırsa vücudunda ve bebeğe geçişlerde de bu çok önemli. Ne kadar erken doğum yaparsa kadın, o kadar hem çocuğunu hem de kendini riskten koruyor. Ama şunun da tabii altını çizmek gerekiyor erken doğum derken. Evet, ben onu 35'in iyi saptamak lazım. Hı hı. Menarş yaşının hemen akabinde doğum, ya 14-15 yaşlarında değil, erken evlendirilenleri de mesela, evet, onların erken doğum yaptı da riski tam tersine tabii çok ki. Erken yaşta bu hormonlar, hormon değişimlerinin de meme kanseri üzerinde riski vücut çok yüksek. Vücut gelişimini tamamlaması gerekiyor. Hı-hı. Yani biz erken derken onu kastetmemiştik tabii ki. 40'tan öncesini kastediyorum ben. 35'ten öncesi, yani 30-35 arası ideal yaşlar olarak biliniyor. O yüzden erken derken yani reşit olmadan önceki bir yaşı kastetmemiştim. Günümüzde çok, bunu da vurgulamak çok önemli oldu. Çok önemli olduğunu düşündüğüm için. Aynen öyle. Tabii bunun hemen tersini de düşünmemiz gerekiyor. Menopoza yakın dönemde hormon replasman tedavisi ya da gebe kalmak için işte tüp bebek uygulamaları geç bir yaşta. Bu da meme kanseri riskini arttıran nedenler değil mi? Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Kadınlar menopoz sürecini kötü atlattıkları için hemen bu tedavilere, dışarıdan alınan bu hormon tedavilerine başvuruyorlar. Ama belki o süreci iyi atlatmaya iyi gelebilir ama sonrasındaki meme kanseri riskini çok fazla artırıyor. Evet, çok bu yüzden biz önermiyoruz. Artık bütün dünya bunu kabul etmiş ve kesinlikle çok ender ortopedik rahatsızlığı olan, kemik çürümesi olan kadınlara veriliyor. O da çok düşünülüyor şu anda. Onlara bile artık verilmiyor. Evet, evet. Sayın Uzun, kısa bir aramız olacak. Ondan sonra tekrar seyircilerimizle bir araya geleceğiz. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler, programımıza devam ediyoruz ve konumuz meme kanseri. Sayın Filiz Uzun'la tekrar sohbetimiz devam ediyor.
Peki Kıbrıs'ta çok güzel şeyler yapıyorsunuz Filiz Hanım. Ben bunları duydum. Çünkü farkındalık meme kanserinde çok önemli diye düşündük, konuştuk. Ve bu farkındalık da meme kanseri riskini düşürüyor. Sayıları da düşürüyor, oranları düşürüyor. İşte ölüm riskini düşürüyor gibi. Şimdi neler yapıyorsunuz? Bundan biraz seyircilerimizin haberdar olması çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Meme kanserinde bütün dünya şunu kabul etti ki erken dönemde fark edilirse, hatta hiçbir belirti vermeden fark edilirse ölüm oranları çok yüksek anlamda düşüyor. Yani ölüm oranlarını çok düşürüyoruz. O yüzden meme dokusunu çok kaplamadan kitle ya da çok büyümeden erken dönemde fark etmek çok önemli. Bunun için de bütün dünya ne yapıyor? Farkındalık yapıyor. Yani fark etmelerini sağlıyor. Bir kere kadın ya da erkek meme dokusunu çok iyi bilmeli, çok iyi tanımalı. Bunun için o dokunmalı memesine ve tanımalı o dokuyu. En ufacık bir değişikliği fark etmek adına, o yüzden biz seminerler düzenleyerek özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ve belediyelerle birlikte yaptığımız projede öncelikle ilk yıl 8 belediyeyle bir çalışma yapmıştık, seminerler vermiştik. Çok ilginç, çok beğenildi ve çok talep edildi. İkinci yılda 16 belediye ile çalışarak 16 belediyede çeşitli yerlerde seminerler verdik. Bu seminerlerde yaklaşık halktan kaç kişiyi eğittiniz bin, bu seminerlerde? Evet, birebir eğitimini benim yaptığım bir seminerdi. Yaklaşık benim yaptığım çalışmada 1000 kadın na farkındalık semineri verdik. Bu 1000 kadın aslında çok önemli bir rakam bizim ülkemiz için. Evet. Ve beni en çok mutlu eden şeylerden biri de benim seminerlerime katılıp sonra işte kendi kendine meme muayenesini öğrenip evinde kendi kendine meme muayenesini tanısı yapıp koyanlar. Kendi kendine tanı koyanlar oldu. Ve hemen başvurup hastaneye birinci evredeyken meme kanserini yakaladık. Şu anda sadece bir küçücük kesiyle meme dokusundan o kitle alınıp evinde hiçbir ileriki tedaviye bile gerek kalmadan zaten kurtulanlar var. Amacın bir tanesi de bu. Evet. Sadece ölümden korumak değil, aynı zamanda beden imgesini de korumak. Dolayısıyla hemen yakalanınca meme koruyucu cerrahi yapılarak çok, memenin korunması çok söz da mutlu konusu. Oluyor kadınlar. Çünkü bir kadın için gerçekten meme dokusunun alınması gerçekten çok travmatik bir durumdur. Ve kolay kolay da toparlanamayan kadınlar oluyor. Tabii memeye nasıl baktığı çok önemli. Kadın var, memesi onun için çok önemlidir. Beden imajı. Tabii ki birçok kadın ama bazıları daha da önemsiz. Yaş çok önemli. Çok burada önemli. Genç yaştakiler tabii, için daha önem arz ediyor ama yaşlılar için biraz daha tabii. Evet, mesela Avrupa'da şunu gördük. Yani araştırmalardan şu çıkıyor ortaya ki aslında Türk kadınlarına oranla yabancı kadınlar çok daha protez koyabiliyorlar memelerine. Türk kadını biraz da artık benim yaşım geçti gerek yok gibi görüyor ama beden imajı ülkelerden ülkelere de değişebiliyor. Kadından kadına da değişiyor. Tabii ki genç yaşta olması çok önemli. Beden imajı için çok yaptığı önemli. Yaptığı meslek açısından tabii da ki. Yani daha farklı dış görünüşüyle model olabilir, manken olabilir. Yüz yüze sosyal olan bir kişinin değil mi daha etkilendiğini çok, söyleyebiliriz. Tabii nasıl etkilendiği tabii mesleğine de bağlı. Kendi vücuduna bakışıyla da ilgisi var. Özgüvenine bağlı. Evet. Tabii bunlar değişiyor. Evet, çok fazla seminerler verdik. Bu yıl maalesef bu yıl daha öyle bir bazı yerlerde seminerler oluyor ama düzenli belediyelerle bir çalışmamız olmadı. Başka projeler var. Benim ve Sağlık Bakanlığı kafası tasarladığımız ama henüz gerçekleştirmediğimiz. Peki ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Şimdi 1000'e yakın bir kadın katıldı dediniz. Şimdi bu kadınların eğitim düzeyi nasıldı? Hı-hı. Yani daha çok katılanlar hangi eğitim düzeyindendi? Ve hangi eğitim düzeyinden kişiler bunu kendi evde yaparak kendi kendine meme muayenesini tanılarını koydular? Bununla ilgili bir veriniz ya var mı? Ben yaptığım seminerlerde anketler dağıtıyordum kadınlara. Tabii onu bir makale haline getirip sunmayı istiyorum. Daha henüz verilerimin girişini bitirmedim ama benim gözlemim genellikle genç
talep vardı seminerlere. Gerçekten çok merak ederek izliyorlardı ve çok sorular soruyorlardı. Dolayısıyla okur yazar düzeyi zaten Kıbrıs'ta çok yüksek bir oran. Çalışan kadınlardı çünkü seminerleri akşam saatlerine ayarlıyorduk herkes gelebilsin diye. Meme kanseri erken evrede fark ettiğimiz kadınlar ev hanımıydı. Yani bir yerde çalışmıyorlardı. Biz sonrasında iletişim kurduğum, en azından benim bildiğim. Çünkü benim bilmediğim de olabilir belki. Hani meme muayenesini yapıp da başka bir hekime ya da başka bir ülkeye gidip tedavisini yapanlar da oluyor ülkemizde. Dolayısıyla da çok bir ayrım yapamayacağım. Yani çünkü gelenler genellikle çalışan kadınlardı. Akşamsa ev hanımları da vardı ama çalışan kadınlardı. Eğitim düzeyleri de yüksekti. Evet, mesela Türkiye'de ve yabancı ülkelerde, başka Avrupa ülkelerinde yakınlarında meme kanseri olan kadınlar bu seminerlere çok rağbet ediyor. Bilmiyorum sizin öyle bir şey dikkatiniz. Yani burada da öyle bir şey evet, var mı? Evet, Kıbrıs'ta da zaten meme kanseri oranı çok yüksek biliyorsunuz. İstatistiklerde de öyle çıkıyor meme kanseri. Burada neye bağlıyorsunuz yüksek. Kıbrıs'taki bu şey, beslenme mi? Bir sürü sebep var. Çevre çok etkili. Evet. Mesela Magosa çevresinde çok fazla. Birinci sırada Magosa'da meme kanseri görülme riski. Bunun çevreyle alakalı olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Zaten yapılan istatistiklerde de öyle görülüyor. Mesela Lefke bölgesinde daha çok yüksek oranda çıkacağını düşünürken Magosa bölgesinde meme kanseri görülme riski daha yüksek. Biz buradaki çevre CMC'ye bağlı çevreyi daha risk grubu düşünürken Magosa'da belediyelerin aslında bu anlamda bir sağlam bir çalışma yapması gerekiyor. Neden acaba Magosa bölgesinde bu kadar yüksek? Benim çalışmamda da aynı şekilde Magosa'da daha yüksek oran çıktı. CMC'ye bağlı aslında tabii akciğer ve kolon kanserlerinin daha yüksek çıkma genel gerekir. Kanser. Meme kanseri daha biraz daha farklı. Genel kanser de yüksek çıkmıştı. Beslenme ile ilgili bir şey. Çok çünkü önemli. Yağlı beslenme biliyorsunuz Japonlar en az meme kanseri olan ülkelerin içinde Asya geliyor. Zaten. Neden? Çünkü yağ oranı düşük besleniyorlar biliyorsunuz. Evet. Biz de yağlı beslenen bir ülkeyiz. Aslında Türkiye Kıbrıs özellikle öyle değil Kıbrıs, o kadar ama. Ama zeytinyağı da tabii zeytinyağı fazlası. Zeytinyağı da fazlası. Kırmızı eti gerekiyor. Ben bağlıyorum biraz. Çünkü kırmızı eti çok tüketen bir ülkeyiz. Mangalı çok seven bir ülkeyiz. Evet. Yani her pazar ve haftanın hemen hemen her yemeğe kırmızı et konuluyor burada. Kırmızı etin de kanserde büyük tabii risk ki taşıdığı biliniyor. Dolayısıyla ona genel bağlayabilirim. Çünkü tabii genellikle bir de benim gözlemim, kişisel fikrim çok hareketsiz bir toplum olduk. Yürümüyoruz, hiç hareket etmiyoruz, spor yapmıyoruz. Yani spor bile olarak adlandırılan şeyler bile salonda yapılan sporlar. Yani yol kat etmeden yapılan spora çok evet, fazla. Evet, arabaya çok alışkın. Evet, çok fazla bir arabaya bir yani küçücük bir yolu bile arabayla gidiliyor. Eskiden mesela her yere, köyden köye, dağları aşarak insanlar yürüyerek gidermiş. Bunları annelerimizden, ablalarımızdan duyuyoruz. Ama şimdi her yere, markete bile, mahalledeki bakkala bile arabayla gidiyor. Hareketsizlik. Hareketsizlik yağ dokusunun artmasından dolayısıyla da meme kanserinin artmasına da sebep oluyor. Alkol de biraz herhalde değil çok mi? Çok seviyoruz. Alkol evet, konusunda doğrudur. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Aslında ben de çok severim. ama dozunda olması gerekir. Burada kadınlarda onu düşünmüyorum. Çünkü kadınlar çok fazla öyle bir risk taşıdıklarını sanmıyorum. Bizde daha çok erkekler daha çok sever işi. O zaman burada hareketsizliği ön plana. Burada hareketsizlik ve sağlıksız beslenme evet, olabilir. Bir de lazım. Çevre kirliliği çok önemli. Evet. Genetik tabii. Evet, peki bundan sonraki planlarınız ne? Yani ben halk bu eğitimi konusunda evet çok önemli olduğunu evet düşünüyorum. Neler düşünüyorsunuz, neler seminerlerin yapacaksınız? Seminerlerin ben en önemli bir ayağı da onu söylemeyi az önce unuttum. Daha erken yaşlarda farkındalığı artırmak gerektiğine inandığımız için Sağlık Bakanlığı ile birlikte Kemal Saraçoğlu Vakfı'nın yaptığı bir proje var şu anda. Üçüncü yılına girdik. Liseleri gezip kanser farkındalığı anlatıyoruz. Tabii 18 yaşından küçük bir çocuğa meme kanseri değil de kanseri genel bir farkındalığı artırıyoruz. Artırma. Hani 18 yaşına geldiğinde meme dokusunu muayene etmesi gerektiğini hafif hafif anlatıyoruz. Kanser aslında bizim vurgulamak istediğimiz şey şudur. Benim hem yetişkinlere yaptığım seminerlerde hem de çocuklara yaptığımız seminerlerde hedefimiz kanserin aslında korkulacak bir hastalık olmadığı.
korkulması gerekenin barışık olmak. Evet, korkulması gerekenin aslında geç kalmış olmak. O yüzden bazı belirtileri ya da vücudumuzdaki değişiklikleri erken fark edip bu yönde hemen bir hekime, bir hastane, bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguluyoruz. Ama bunun için tabii herkesin kendi vücudunu çok iyi tanıması lazım. Evet. Kendi sağlığını, kendi genlerini, işte akrabalarının yaşantılarını, değil mi? Soy ağaçlarını çok iyi bilmeleri lazım. Evet. Çünkü hastalara biz soruyoruz. İşte akrabanızda var mı? Bilmiyorum. İşte teyzeniz neden öldü? Bilmiyorum. Hı hı. Amcanız neden vefat etti? Bilmiyorum. Sizin Kıbrıs'ta çok güzel bir deyim var. Onu öğrendim. Ömür bırakmak. Evet. Evet, ömür neden ömür bıraktı? İşte şuna bağlı ama bilmiyorlar. Onun için bu herhalde bu farkındalığı da yaratmak. Çok, hangi kanser şeyine bağlı olduğunu anlamak. Çok önemli. Bir de ben hep bana seminerlerde de özellikle okullardaki çocuklar şunu soruyor. Hocam ne yapabiliriz? İşte annemiz, teyzemize olacaksak olacağız. Evet, aslında bu bilgi çok önemli. Evet, annende, teyzende, dayında, babanda kanser olabilir. Ve evet, doğrudur, sen de risk taşıyorsun. O zaman diğer riskleri düşürmen gerekir. Sen küçücük çocukluk yaşından itibaren sağlıklı beslenmek zorundasın. Sen sigara içmemelisin. Sen alkol çok hatta fazla sigara içilen ortamda bile kalmaman lazım. Pasif içicilik de evet, kanser çok önemli, için önemli. Bu da. Hareket etmelisin, spor yapmalısın, sağlığına, vücudunda bir değişiklik olduğunda hemen hekime gidip bunun ne olduğunun tanısını koydurman gerekiyor. Yani bu riskleri iyi bilmek gerekiyor. Evet. Peki Filiz Hanım, bir kısa aramız daha olacak. Peki. Sonra kendi kendine nasıl tanı koyuyoruz onu konuşacağız sizinle. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikte. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler, programımızın son bölümünde meme kanserinden korunma nasıl olmalı? Kendi kendimize nasıl tanı koyacağız? Ve bunun daha sonraki aşamaları, ondan önceki aşamaları, tedavi aşamasındaki durumlar nelerdir? Sayın Uzun'la devam ediyoruz. Evet. Konumuza. Şimdi Sayın Uzun, insanlar gerçekten haklı olarak kanserle tek başlarına, baş başayken, yalnızken karşılaşmaktan korkarlar. Belki hepimiz aynı durumdayız. Onun için bizim Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bir slogan geliştirdi. Dokun, hisset ama korkma. Evet. Dokunalım tümöre, varsa mememize. Hissedelim eğer herhangi bir kitle varsa ama bundan korkmayalım. Bunu önden hissetmek hayatımızı kurtarıyor, yaşamımızı kurtarıyor. Kesinlikle. Şimdi bunun için neler yapacağız? Evet. İsterseniz adım adım sizinle konuşalım. Aslında tarama yöntemleri diye yöntemler var biliyorsunuz ama hangi yaşta olduğunuz çok önemli. Kadın hangi yaşta oldu, hangi yaştaysanız ona yönelik tarama yöntemleri var. Tarama yöntemlerini bütün dünyada 4 ana başlık altında topluyorlar. Mamografi, ultrasonografi, hekimin yaptığı muayene, bir de kendi kendine yaptığımız muayenedir. 20 yaşına gelmiş her kadın, meme dokusu gelişmiş her kadın kendi kendine meme muayenesi yapabilir. Bu
her ay düzenli olması gerekiyor. Neden her ay düzenli? Çünkü her ay bir vücudunuzda bir değişiklik olabilir. Ve bu değişikliği erken fark etmek için her ay düzenli bir şekilde yapılması gereken bir yöntem kendi kendine meme muayenesi. Bunun için uygun zaman çok önemli. Çünkü biliyorsunuz adet gören kadınlarda meme dokusu çok hassas oluyor. Bazı şiştikleri kitle olarak değerlendirebiliyorlar. Bu yüzden biz onun içinde en uygun tarihi adet gördüğü günü sayarak 8 ile 14. gün arasını uygundur. Meme muayenesi yapmak için uygun buluyoruz. O dönemlerde hem bir adet nedeniyle oluşan kitle ya da çıkıntıları kitle olarak değerlendirmez o dönemde. Dolayısıyla en uygun tarih adetinin 8. ile 14. günü arasıdır. O günlerde bir gün kendine belirleyip 5 dakika ayırması yeterlidir. Sadece 5 dakika. Ne yapıyor? Öncelikle mesela bunu duşa girmeden evvel her kadın yapabilir. Duşa girmeden evvel zaten üstünü çıkarıyor. Süt yenini çıkardığı zaman ilk bakacağı yer süt yeninin içerisinde bir akıntı var mı? Çünkü eğer bir kanser varsa meme başından akıntı gelebiliyor. O yüzden o akıntı her zaman süt yeninin içine bakması lazım. İkinci adım memelerini ayna karşısında muayene etmektir. Önce eller aşağıda, sonra eller belde, sonra eller havada ve eller öndeyken azıcık eğilerek her şekilde ayna karşısında kendine bakacak. Çünkü her pozisyona göre meme dokusu gerildiği ya da esnediği için eğer bir kitle varsa ortaya çıkacak. Ne bakacak, neye bakacak burada? Bu çok önemli. Ne arayacak yani? Bir kere memede herhangi bir değişiklik var mı? Bir meme diğer memeye göre daha büyümüş mü? Yana kaymış mı? Meme başı yana kaymış mı? Meme dokusunun üzerinde pürtüklü yapılar var mı? Portakal kabuğu dediğimiz bir şekil, girintili çıkıntılı bir şey şekil oluyor meme dokusunda. Herhangi böyle bir şey var mı diye ayna karşısında ve bütün pozisyonlarda memesine bakacak. Bu sadece bir dakikasını alır. Ardından biz duşa girmelerini öneriyoruz. Duşa girdiğinde eller köpüklü ve kayganken sadece bir elinin 3 parmağı olacak şekilde ya yukarıdan aşağıya ya da dairesel şekilde bütün meme dokusunu ve koltuk altını da içine alacak şekilde elle muayene etmesi lazım. Bir memeyi yaptıktan sonra diğer memeyi, ikisini de muayenesi yine duş sırasında bir dakikasını bile almayacak. Sonra duştan çıktıktan sonra bir yatağa uzanacak. Göğsünün altına hangi memeyi muayene edecekse bir küçücük havlu koyup aynı işlemi yine bu kez yatarak. Neden bu pozisyonlarda ayakta dururken, banyoda ya da yatarken? Çünkü her şekilde meme dokusu geriliyor ve kitle varsa çok daha görünür yağ hale. Yağ dokusunun arasından aynen belirleyebilmek için. Evet, yağ dokusu gerildiği için ya da yassılaştığı için kitle çok daha kolay ele gelebiliyor. Evet, aslında dediğiniz çok doğru. Böyle bir durumda bir kitle görse ne olacak? Evet. Ben her zaman şey diyorum, bu kitleyi belirlemek çok önemli ilk adım. Sonrasında o anda çok korkuyorlar. Yani o anı yaşamak, tan korkuyorlar. Aslında çok önemli bu anı yaşamak. Evet. Erken böyle bir kitle ele geldiğinde %50 şansınız var ama her zaman bunu düşünmek zorunda. Kitle kanser çıkmayabilir. Bir fibroadenom olabilir değil mi? Bir solid bir solid mi, işte kanser tümörü mü, içinde bir sıvı olan bir kist mi, kist de olabilir. Özellikle fibrokistik yapıdaki genetik yapısı olan annede, işte kardeşte hep fibrokistik yapı olanlarda bu mutlaka fibrokistik yapı olabiliyor. Tabii %50'dir şansımız. %50 kanser de çıkabilir, %50 çıkmayabilir. İşte o riski belirlemek için işte o zaman hastaneye ya da bir sağlık kuruluşuna, bir hekime muayene edilecek bir yere de tekrar gidip ileriki tetkiklerini yaptırması lazım. Ne yaptıracak o zaman? Bizim en çok önerdiğimiz mamografidir. Mamografi de yine bizim ülkemizde ücretsiz yapılan bir uygulamadır. Çok cüzi, 5 TL civarında bir para veriyorlar sanıyorum. Mamografiye girecek. Ondan sonra tam da netleşecek. O
bulduğu kitle bir fibrokistik adenom mu yoksa bir evet. kanser mi? %50 şansı var. Bence her şey için kendiniz için buna değer. Korkmuş olabilirsiniz ama o tanıyı koymanız lazım mutlaka evet. kendinize. Evet. Çünkü erken dönemde fark edilirse kitle çok kolay bir işlemle alınabilir. Sadece meme dokusu 2 santimlik bir cerrahi müdahaleyle o kitle oradan çıkarılır ve evinize gidersiniz. Öbür türlü bütün meme dokusunu ilerleyip tabii hasta edecektir. Koltuk İki memenin altı bir arada. Evet. Özellikle koltuk altındaki lenf notları alınır. Lenf bezlerine yayılmadan bunu yakalamak çok önemli. Oraya yayıldıktan sonra tabii biraz iş daha zorlaşıyor. Yaşam zaman olarak baktığımızda azalıyor. Biraz daha zorlaşıyor. İşte kemoterapi yaşam giriyor. Yaşam kalitesi düşüyor. Radyoterapi giriyor. Kemoterapi. Yani bunlar tabii daha çok istemedikleri hepimiz için aynı evet. şekilde evet. istemediğimiz şeyler ama evet. önemli olan bunu başta yakalamak. Aynen. Erken tanı gerçekten hayat kurtarıyor gerçekten. Tabii. Biz buna çok şahit olduk. Yani erken bir santimlik o daha bir santime bile ulaşmadan fark ediliyor artık kanser bu meme kanseri. Ülkemizde önceden 3. 4. evrede bulunuyordu meme kanseri ama şimdi o kadar arttı ki bu farkındalıklar, televizyonlar, kamu spotları, basın çok duyarlı evet. bu konuda. Dolayısıyla da insanlar her yıl mamografisini işte belli bir yaşa geldiğinde biz 40 yaşından sonrasını öneriyoruz ama bir riski varsa mesela yakın akrabasından meme kanseri daha erken de mamografi de önerilebiliyor. Ama kendi kendine meme muayenesi her ay yaptıran kadın riski çok büyük oranda düşürüyor. Peki sizin yaptığınız eğitimlerde bu meme muayenesini ben yapmak istemiyorum. Ben böyle bir şeyle karşılaşmaktan korkarım. Gidip mamografi çektireyim. Orada da çıkarsa çıkar gibi şeylerle karşılaştınız mı ifadelerle? Hiç rastlamadım. Hatta en çok soru alan kısım benim seminerlerimde kendi kendine meme muayenesiydi. Çünkü bu daha kolay diyorlar. Tabii ki biz sadece meme kanserinden koruyan elle muayenedir demiyoruz. Mutlaka 40 yaşından sonra bir kez, yılda bir kez meme mamografi evet. çekilmesi şart ben diyoruz ama. Ben onu vurgulamak istedim evet. çünkü tamamen kendi kendine meme muayenesi diye bırakırsak tabii ki atlanabiliyor. Elimize gelmedi, saptanmadı, artık mamografiye de gerek yok diye düşünürse gene çok geç kalmış Hayır, olunabilir. Evet, tabii ki. Yani bunu çok vurguluyoruz. Her yaşa uygun tarama yöntemleri var demiştim ya. Tabii ki evinizde kendi kendine her ay meme muayenesi yapınız ama 40 yaşınıza gelmişseniz mutlaka yılda bir kez mamografi. Hatta çok ilginç ama mamografi bile bazen atlayabiliyor. Dolayısıyla onun yanında evet. beraberinde ultrasound da öneriyorlar şimdi. Ultrasound da yapılıyor. Yani risk ya da bir kitle gibi bir şeye rastlandığında ya da işte elle muayenede bir şey fark edilip mamografi çek orada çıkmadığında bir de ultrasound önerilebiliyor. Dolayısıyla ultrasoundlu mamografiden söz ediyorsunuz evet, herhalde. Evet. evet. Yani beraberinde de yapılabiliyor. Bizim ülkemizde mamografi çekiliyor önce. Sonra eğer gerekirse evet. doktor önerisi ile ultrasound da evet. çekilebilir. Tabii çok kilolu hastalarda meme dokusunun çok büyük olduğu durumlarda evet. özellikle bu son gelişmiş aletler yani ultrasoundlu mamografi aletlerinde çekilmesi hem o memenin çok tabii acıdığı evet. için de aslında kadınlar bu acıyı da hissetmemek için mamografiyi çok hı hı. istemiyorlar. Hı hı. Gerçekten pres gibi tabii çok iyi inceleme olması çok. İçin bastırıyor hı hı. alet ve acı hı hı. veriyor. Ama yeni teknolojide bu ultrasound değil, mamografi çok daha uygun. Evet. Çok daha kolay. Dolayısıyla evet, bundan çekinmemeleri herhalde hı hı. gerekiyor. Peki, aynen öyle. Cerrah konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü hiç cerraha gitmeyebiliyorlar. Bütün bunlar da çıkmazsa. Oysa bir cerrahın da muayene mutlaka etmesinde. Mutlaka yılda belli bir yaşın 39 ile 50 yaş arasında birkaç yılda bir iki yılda bir en azından bir cerrahla meme cerrahı tabii. Meme cerrahı. Evet bizde gerekir. Yok ama bizde şu anda bir ayrı bir meme cerrahı yok. Genel cerrahlar var ama bir cerraha gidip klinik muayene diyoruz. Biz klinik muayene iki yılda bir yaptırmasını öneriyoruz. 40 ile 50 yaş arasındaki her kadına. 50 yaştan sonra her yıl mamografi mutlaka öneriyoruz. Ve 20 yaşından da
ölene kadar her ay meme muayenesini yapmasını öneriyoruz kadınlara. Özellikle tabii menopoz döneminde, bu dönem daha hassas değil mi? Kesinlikle. Bu dönemde bu tetkikleri, tarama yöntemlerini, evet, programları atlamamak lazım. Çok önemli, evet. Ne kadar geç menopoza girersek o kadar risk artıyor. Aslında kadınlar, evet, östrojen vücutta ne kadar çok salgılanırsa o kadar risk yükseliyor. Hani kadınlar için aslında bazen iyi düşünülüyor ama kemikler için iyi, aynen, düşünülüyor, evet, ama aslında bir ayrıca ortopedi hemşiresiydim de uzun yıllar hastanede. Bu anlamda da aslında ne kadar geç gidirse girilirse o kadar iyi diye düşünüyordum ama meme kanseri açısından çok önemli. Hı hı. Östrojen vücudumuza ne kadar uzun salgılanırsa, o yüzden biz mesela menopoz sonrası gelişen bu sorunlar, ateş basması gibi sorunlarda östrojen hormonu alıp daha da uzun rahatlamak için, evet, daha da uzun ya da bazen girmek üzereyken östrojen, hı-hı, alıp, hı-hı, o menopoza, hı-hı, girmeyi engelliyor kadınlar. Aslında, evet, ne kadar meme kanseri riskini artırdıklarını bilseler eminim ki almayacaklar. Evet, evet. Yani klimanın karşısında oturun, sıcak basmasını, evet, geçirin, evet, ama meme kanseri riskini artırmayın lütfen. Östrojen, evet, farklı yöntemlerle, evet, evet, geçirilebilir. Kesinlikle. Evet. Sayın Uzun, tabii konu kadın olunca, kadın hastalıkları olunca aslında uzun uzun sohbet edebiliriz. Ama tabii programlarımızın bir süresi var ve maalesef bu güzel sohbetin sonuna geldik. Bir başka programda inşallah tekrar sizinle birlikte oluruz ve başka konuları kadınlarla ilgili konuşuruz. Evet İnşallah. Değerli izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler ve saygılar sunuyoruz.